Şimdi 4 basamaklı bir doğal sayı 11'e bölündüğünde 8 kalanına geliyormuş. Şu 4 basamaklı sayıyı biz şöyle seçelim. Sayımızı A, B, C, D biçiminde seçelim. Şimdi 11'e bölündüğünde 8 kalanına veriyorsa şu gruplandırmayı yaparız. Bu artı. Şurası eksi. Bu yine artı. Şu yine eksi. Bu toplam yani B artı D eksi A eksi C 11'e bölündüğünde 8 kalıyormuş. Yani 11'in katı artı 8 biçiminde yazılabilir. Bu sayının yüzler basamağı 3 artırılırsa yani şu. Burası artı 3 olacak. Şimdi böyle yazılmaz ama ben şöyle yazacağım yine artırılmış haline. Burası A olacak. Şurası B artı 3 diye yazıyorum. Aslında böyle yazmamak lazım. Şimdi yüzler basamağı bu oldu. 3 artırdık. C, D. Yine aynı kuralı uygulayalım. 11 ile bölümünden kalanı arıyoruz. Burası artı. Şurası eksi. Burası şunun tamamı tek bir rakam. Artı oldu. Burası yine eksi oldu. Yine kuralımızı uygulayalım. Artılı olanlar B artı D artı 3. Üçünü bu tarafa yazdım. Ya da doğru yerine yazayım. Karışmasın. B artı 3 artı D. Bundan eksi A eksi C'yi çıkardığımız zaman ne kalır? Bu soruluyor. Biz şunu ele alırsak, şuradan kaldırıyorum. Şuraya yazayım. Eşittir diyorum. Şu 3'ü kenara ayırıyorum. 3 burada dursun. Artı B, şunu şöyle düzgün yazayım. B artı D eksi A eksi C. Şimdi biz bu sayının 11'e bölündüğünde, bu sayı 11'e bölündüğünde ne kaldığını arıyoruz. Şu sayı, yani BD eksi AC, buradakinin aynısı, 11'e bölündüğünde 8 kalıyormuş. Demek ki şuradan 8 kalacak. Buradan 8. 3 de burada vardı. Toplam 11. Eğer biz 11'i 11'e bölersek kalan 0 olur. 11'e bölersek bu sayıyı kalan 0. Başka bir deyişle tam bölünürmüş. Eğer 3 artırırsak.